Buyurun abicim, geldik. Teşekkürler koçum. Buyur parası. Sağ olasın. Ben üstünü vereyim. Üstü kalsın. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Abi. Hadi iyi günler. Abi, abi. Çantanı, çantayı unuttun abi. Sayın abicim, sayın abicim, abicim. Alo. Adamlar resmen bana kumarhane kurmuşlar. Ya ben müşteriyi yanlışlıkla Kıbrıs'a mı götürdüm? Las Vegas gibi olmuş burası ya. Aa, bizim adama bak. Hemen kumara oturmuş. Vay kumarbaz Osman'a bak. İyi günler abicim. Çantanızı benim arabada unutmuşsunuz da onu getirdim. Sağ ol koçum. Rica ederim. Abi o ne? Abi 21. Çeki yakaladın yani. Neydi o? Bilek çeki yakaladın. Sen bana şanslı geldin koçum ya. Otur yanıma otur. Otur otur. Sen de oyna istersen. Yok abi sağ ol. Ben böyle çekten bilek çekten falan anlamam. Ben ancak altını ganyan oynarım. Sayısal loto oynarım abi. Çok kolay oyun. Kasaya karşı oynuyorsun. 21'i bulursan kazanıyorsun. 21'i bulursan. Abi nerede? Ben bulsam babayı bulurum. Ben dünyadaki 3 milyar kadın arasında kendime kaygana olarak bula bula şanzımantı buldum. Ben nerede bulacağım 21'i? Bu iş şans şey değil aslında. Kağıt sayacaksın bu oyunda. Kağıt sayabilirsen günde 30-40 bin dolar kazanırsın bu işten. 30-40 bin dolar? Abi demek şans şey değil ha. Abi ben nasıl sayacağım bu kadar kağıdı ya? Ben saysam yerimde sayarım. Vallahi canım kuşlar. Yani bir delikanlı olarak gerçekten rezil oluyorum ben Merve'nin yanında ya. Bir mekanlara gidiyoruz. Ya öyle lüks mekanlar. Bir hesap geliyor. Harbiden böyle dudaklarım uçuklamaktan zenci dudağı oldu neredeyse ya. Tabii be çocuğum. Sen bu yevmiyeyle bu paraları nasıl ödeyeceksin be? Yazık sana vallahi. Ben de onu diyordum işte Osman Aga. Bu cebimdeki 3 kuruş parayla olmaz yani. Yani yevmiyede zam mı yapayım istiyorsun? Yok be Nuri Baba, ne alakası var yani? Sen bırak benim yevmiyemi arttırmayı. Bu durağı komple bana devretsen yine kalkamam ben bu işin altından. Yani bir bahşişler veriyor. Neredeyse benim bir aylık ücretim yani. Ali Kemal, adresin buydu değil mi? Evet vallahi tas tamam doğrudur, odur. Tamam, kimlik numaranı da söyle. Ben bugün kimliği evde unutmuşum. Ama dur bakayım. 3675. 1803-201. Aa evet vallahi öyleydi. Sen nereden biliyorsun benim kimliğimi? Ya nereden bilecek be? Bile mabadından fasır fasır uydurur süler yani. Allah Allah. Al seninkini de söyleyeyim. 1859, 4520, 754. Aynısının tıpkısı, bildi be. Leyla abacımınkini de söyleyeyim bak şimdi. 2079, 8017, 618. Valla benimkini de bildi Osman abi. Arif? Efendim, 3192, 6781, 006. Buyur canım. Oğlum sen nereden biliyorsun lan bunları? Ya şimdi geçen sene Nuri Baba beni fotokopiciye göndermişti. Sizin nüfus kağıtlarınızın bir fotokopisi lazımdı. Gittim ben de orada fotokopi çektirdim. Sen de oturup bizim kimlik numaralarımızı mı ezberledin yani? Ya yok ya, böyle bir uzattım orada gözüme ilişti. Pik örmeyle kafana yazsın onu. Bir dakika, benimkini söylemedin. Başka ya. 6112... 4976, 410, 10. Son rakam eksik. Oğlum oraya mühür gelmiş, damga. O yüzden gelmedi aklıma aslanım. Arif, sende fil hafızası var lan. Değil evladım. Fotoğrafik hafıza deniyor buna. Ve bu bizim Arif'te çok var. Müthiş, güçlü. Sizin bazen plakalarınızı unutuyorum. Söyle oğlum diyorum, tek tek sayıyor hepsini. Demek ki sen beyinle böyle fotoğrafını çekiyorsun yani. Ya yok öyle abartılacak bir şey değil, ufak bir şey ya. Nasıl ufak bir şey ya? Sendeki bu yetenek kötü kişilerin elinde olsa dünya mahvolur, insanlık felakete uğrar. Ama iyi kişilerin elinde olursa... Bu iş şans şey değil aslında. Kağıt sayacaksın bu oyunda. Kağıt sayabilirsen günde 30-40 bin dolar kazanırsın bu işten. 30-40 bin dolar? Abi! Tren. Arif, sen benimle şöyle bir çardağa kadar gelsene Arif'in tarif. Gel, özel bir şey konuşacağız. Çık. Oğlum ne konuşacak özel? Bu susan aklından gene bile
fırıldaklı bir şeyler geçer ha. Bana da öyle geliyor. Dur bakalım. Bana bak Arif'im, Tarif'im. Şimdi sana bir oyun yapacağım. Bakalım becerebilecek misin? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şu kağıtlara bir bak bakayım. Baktım. Aklında tut bakayım. Tuttum. Hadi canım, bu kadar kısa sürede. Ne olacak abi? Say lan o zaman sırayla bana. En üstte ne var? Kupa bacak. Canım, onu ben de biliyorum. Sonra? Sinek 5. Evet. Kupa 9. Evet. Karo papaz. Evet. Maço 10. Evet. Sinek kız. Evet. Karo 3. O üçünün de kenarı kıvrık. Kıvrık mı? Aha bu. Vallahi Arif'im, Arif'im bildin. Öperim ben senin o beynini. Abi niye büyütüyorsun ya? Bu Allah vergisi küçücük bir yetenek yani. Kahvede millete çay ısmarlatmaktan başka bir işe de yaramaz. Senin için küçük ama benim için büyük bir yetenek Arif'im, Tarif'im. Biz bundan sonra para baseceğiz. Zengin olacağız zengin. Sen de Merve'ye rezil olmayacaksın. Hadi kardeşim, kaç gidiyoruz. Abi nasıl olacak o şimdi? Yürü yürü sen, gel benimle. Ay aşkım, ben senin kumar oynadığını bilmiyordum normal olarak ya. Hayatım ben de bilmiyordum normal olarak ya. Ama bu Sinan Cankuş çok başarılı olacağımı düşünüyor. Başarı ne demek ya? O kadar başarılı olacağız ki Las Vegas'lara gideceğiz. Seni de yanımızda götüreceğiz yerli Hilton bacım. Bana bak Arif, niye getirdin lan bu kızı? Abicim ben kendi şansıma güvenmiyorum, onun şansına güvendiğim kadar ya. Tam dibimdesiniz aşkım, yani duyuyorum her şeyi normal olarak. Biz bunu hiç dikkate almadık normal olarak. Bana bak, ayrıca bu şans işi değildir. Bizimki bir sistem, bir yetenek işidir. Sen kağıtları say yeter, tamam mı? Sistemimizin dışına çıkma. Bakın şurada bir boş masa var. Hadi oraya geçelim, yürü yürü. Kolay gelsin, şeytanınız bol olsun. Kuru Pierre bacım, biz de oyuna dahil olmak, katılmak istiyoruz. Mümkün mü acaba? Evet, şu kadar da marka koyuyoruz. Kes harfi tarifi. Bir dakika, bir dakika ya. Kartı niye gösteriyorsun ki? Şimdi beklersiniz tabii sabaha kadar pişti yapmak için. Arif'im, Arif'im ya, bu bilet çek 21 yani bu aç. Sen bilmiyor musun bilet çek? Canpuşum, ben bir tek pişti biliyorum. O da kahvede çayını oynuyoruz. Yani çay içmekten tiryaki oldum zaten ya. Anlaşıldı, sen kuralları bilmiyorsun. Pardon Kuru Pierre bacım. Oyunun kurallarını arkadaşıma açıklayabilir misiniz? Ne kardeşim burası, dershane mi? Madem bilmiyorsunuz burada ne işiniz var? Ay sen sus Samet. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp, tamam mı? Oyna aşkım normal olarak. Öğrendin mi normal olarak? Lütfen. Lütfen sakin olun. Ben size kısaca anlatayım. 21'i bulursanız Blackjack'tir ve koyduğunuz paranın 1,5 katını alırsınız. 21'i olmadığı zamanlarda da 21'e en yakın değer kazanır. Elinizdeki kağıdın büyüklüğüne göre ya kağıt istersiniz ya da istemezsiniz. Anladın mı? Ama bak 21'i geçersen yanarsın ona göre. Tamam ya, kolaymış. Dağıtın buyurun. Aha bu! 21 Blackjack yaptın Arif'im, galibim kazandık. Ver paralarımızı. Al kağıtlarını, ver paramızı, çabuk ver hadi. Bu kadar mı yani? Bu kadar ya. Kolaymış ya. Kolay tabii. Evet, evet. Şimdi koyuyoruz. Evet, kes Arif. Ya bana bak, Kuru Pierre bacım, nedir bu ya? Biz şimdi şeyde miyiz yani, kahve oyunu mu oynuyoruz? $100, $100 nedir yani? Biz arttırıyoruz, $5,000 koymak istiyoruz. Aynen. Arkadaş sen kaza kaybetmişsin zaten. Sen bir kalk bakayım, kalk bakayım, kalk bakayım. Şöyle biraz sandalyeni. Evet, hı. Hadi kes harbi. Parçala aşkım bunları, parçala. Hadi bakalım. Abi 19. Tamam Arif'im bu yeter. Burada kal, yat burada ya. Yok yok. 19'a yatılır mı ya? 21 yapalım, o daha zevkli. Siz verin kağıdı. Arif'im, Arif'im dur. Orada bir sürü roa var, as var, kız var. Yani yanarsın ya. Ya onların hepsi çıktı. Sen bir sakin ol Cankuş ya. Kağıt takip ediyorum. İkili çıkacak şimdi, ikili. Siz verin lütfen. Arif'im. Abi ikili 20. Vallahi biz kazandık. Allah, hepsiniz vardı kadar. Doldur abi, doldur. Bu ne haber? Kuru bir yeri var. Yavuz nasıl kazanıyor böyle?
Acayip şansı var patron. Kuralı bile bilmiyordu geldiğinde. Ayaküstü anlattı kurpiyer. Ne biçim şansı varmış bunun? İyi izleyin bari. Evet kurpiyer hanım, bu kadarı daha koyuyoruz. Bu yine biletecek. Yine biz kazandık. Ver paraları bakalım. Hadi Arif. Ya Sinan yürümüş. Vallahi çok yoruldum ya. Dikkatim falan dağılıyor artık. Yeter bugünlük ya. Ha? Ay evet ya, ben de korkmaya başladım zaten aşkım ya. Bak dur. Kumarda kazanırsın ya işte kaybedersen. Sen hiç merak etme hayatım. Ben kendimi kaybederim, seni asla kaybetmem. Gerçekten. Tamam çifte kumrular, madem öyle diyorsunuz zaten daha önce kazandıklarımızda herhalde bir 50.000 doları bulduk. Kalkalım o zaman. Bana bak, bekle beni küçüğüm, geleceğim tamam mı? Hadi topla. Al bakalım bu kurpiyer, bunlar da senin olsun. Tırın tırınının tırınının tırın 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 tırın. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekli şoför kardeşleri. İşte Merveciğim, gördüğün gibi biz buradan çıktık Arif'le. Buralarda yetiştik. Siz gene neler çeviriyorsunuz bakayım? Kağıt. Evet kağıt, yani evrak. Biz kağıt ve evrak takip ediyoruz. Ve hem o kadar iyi, o kadar sıkı takip ediyoruz ki çok kazanıyoruz. Bu takip ettiğiniz kağıtlar eğer ki hazine haritası değilse bu kafana kazanamazsınız siz yani. Mantıklı. Şimdi yani Osman Ağacığım, birazcık şansım var diyelim biz bu işe, tamam mı? Benim adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Bugüne kadar hiç geçmedi boğazımdan haram para. Kazandığım her lokma helaldir baba. İyi de sadece kağıt ve evrak takip ederek bu kadar çok para kazanılmaz ki. Ay oyun kağıdı ya, Arif'im kumarda kazandı bu paraları normal olarak ya. Kumar mı? Bu bahsettiğiniz helal paralar kumardan gelen paralar mı? Hı. Allah cezanızı versin. Ben durağında çalışanların kumarla ilgilenmesine izin vermem. Tamam baba, durağında çalışanlara izin verme. Ama çalışmayanlara izin vermek zorundasın değil mi baba? Biz çünkü artık işi bıraktık baba. Nasıl bıraktınız? Bayağı bıraktık. Bir hafta sonra inanılmaz bir servetimiz olacak. Bunun gibi 10 tane durağımız olacak. Baba, bizim yanımızda şoför olarak çalışmak ister misin? Dışarıda çok güzel bir limuzinimiz var. Onu kullanırsın. Ne dersin? Defol lan. Defol, çık dışarı! Arif, hadi bunun midesi kaldırıyor. Sen utanmadan nasıl bulaştın böyle bir işe oğlum? Yani Nuri babacığım, yani cebimiz biraz 3-5 kuruş para verince kendimi böyle bir adam gibi hissettim açıkçası yani. Adamın birinin kumarda parasını alıyorsun, sonra alın teriyle kazanmış gibi adam gibi hissediyorum kendimi diyorsun ha? Tabii alın teri baba. Sen ortaya o kadar çok para sürünce insan nasıl terliyor biliyor musun? Şıpır şıpır ter akıtıyor. Çık dışarı. Çık dışarı ve bir daha buraya dönme. 3 gün sonra gelip dizlerinin üzerine çöküp yapma baba, acı bize baba deme. Sildim ikinizi de. Defolun. Tamam Arif, tak koluna diyeceğim ama takmışsın zaten yerli Hilton'u. Gidelim bir güzel eğlenelim. Ailelerimizle beraber zenginliğin tadını çıkaralım. Derin, derininin, derininin, derin. Buyurun hayatım, geç. Evet, Arif'im tarifim. Siz limuzine geçin, ben hemen geliyorum. Tamam. Aşkım, ne yapıyorsun canım? Nerelerdesin? Ay Sinancığım, iyi ki aradın. Başımıza neler geldi biliyor musun? Soyulduk biz, soyulduk. Geldiler, aile hekimi izlediler. Namussuzlar bütün altınları çaldılar, gittiler. Ama hemen kızma ne olursun. Abo, vay namussuzlar vay. Sen merak etme güzelim, 2 altın için mi kızacağım? Sana altın feda olsun. Senin kocan altın madeni bulmuş be. Altın madeni mi buldun? Evet. Altın rezervi işletme faaliyeti. Nasıl ama? Biz şirketimize kısaca Arif diyoruz. Zengin olduk, zengin. Hadi hazırlanın, akşam böyle bir eğlenceye gidelim. Kurtlarımızı ökelim Gülübük. Öpüyorum aşkım. Haydi bay bay. Dırın 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 dırın.
tarafından çalındı diye moralimiz bozulmuştu. Bu gazino ilaç gibi geldi. Vallahi yine de benim için hiç rahat değil anne. Sinan, bu kadar kısa zamanda bu kadar parayı nereden buldunuz? Çok basit Gülübikciğim. Arif'im tarifinde harika bir beyin, bende de onu yönlendirecek, organize edecek klas bir beyin var. Ya ben bir şey anlamadım ya. Bak Gülübikciğim, kumar oynuyorlar. Arif ne çok şanslı. Bu kadar basit normal olarak ya. Ne şans ne kumar bu yerli Hilton Hanım. İkisini de çünkü kaybetme ihtimali var. Ama bizde kaybetmek asla yok. Çünkü bizim sistemimizde bir ilim var, bir bilim var. Yani Hilmi yengecim, bende var ya öyle bir hafıza var. Her şeyi kaydediyor. Dolayısıyla kağıtları da ezberliyorum. Hangi kağıttan sonra ne gelecek biliyorum. O yüzden de şak şak tak kazanıyoruz yani. Vallahi benim hiç içime sinmedi bu durum. Kumar mumar yine belalı işlere bulaşıyorsunuz Sinan. Aa, uğraşma benim biricik damadımla. Çok güzel bir şeylere bulaşmışlar işte. Fıstık gibi para kazanıyorlar. Bak Gülübik, kayganam ne kadar güzel konuştu. Kumar aile dağıtır derler ama kumar bizim ailemizi birleştirdi, bir araya getirdi, sıkı, sımsıkı bir birlik yaptı. Ya bırak sen kuş ya. Ne kumar umrumda, ne de para. Olmuyorum artık aşkımın yanında madara. Dünyanın bütün kızları bir kenara. Ben Merve'cimle gireceğim mezara. Ay aşkım ya, ne kadar sempatiksin, ne kadar romantiksin. Bir dakika, bir dakika yerli Hilton. O kafayı öyle sallama. O kafatasının içindeki beyin bize lazım. Hem de çok lazım. Arif'in tarifin, sen de bugünden sonra beynine çok dikkatli bakacaksın. Vallahi Sinan abi, artık vücudumda beyinme hiçbir yer çalışmıyor. Çalışan bir tane organ var bende. Aa, höst. Ya kalbim ya. Ha öyle desene ya kalbim diye. Ay biz bu gazinoya oturmaya mı geldik? Hadi kalkın göbek atalım ya. Hadi kalkın kalkın. Doğru diyorsun. Hadi kalkın. Arif'im tarifim. Bak bizim masa boş. Bizim kurrup yer de bizi bekliyor. Yürü. Merhabalar kurrup yerim. Nasılsınız bari? Hoş geldiniz efendim. Şimdi kasanız yeteri kadar dolu mu? Hepsini almaya geldik de. Aslına bakarsanız bir böyle kağıt da atmaydı, kağıt almaydı, toplamaydı, marka vermedi işleriyle hiç uğraşmayalım. Siz hepsini bize verin. Biz alıp gidelim he. Çok şakacısınız efendim. Ağza bak ağza. Hadi oynayalım o zaman. Otur Arif'im. Gel. Önce buyurun kes Arif. Kestim buyur. Aha bu kafadan bilekçek yaptık, alalım paramızı. Patron, dünkü herif yine geldi bilekçek masasında. İyi izle bu herifi, gözünü bile ayırma. İlk ele aldı bile. Siyah bastık. Kes Arif. Kestim. Las Vegas'ta oynayacağız lan biz bunu, Las Vegas'ta. Almaz. Almaz mı? Ne yaptın Arif'im tarifim? 13'te kaldın, daha 20 lira çok var. Kasa geçer vallahi seni. Ya sen bir sakin olsana Cankuş. Şimdi kazulettinin sırası geldi. Papazmış, kızmış, bunlar gelecek. Sağ olun Almaz. Emin misin oğlum? Eminim. Abu, hakikaten biz kazandık. Ver paraları. Kurrup yerim benim. Güzel kurrup yerim. Ya bir de oynadıyorsun bak. Kağıdı çekseydik yanıyorduk. Şimdi ne oldu? Kasa gitti. Helal olsun Arif. O zaman şimdi kırmızı basalım Arif. Bu herif resmen kağıt sayıyor. İmkansız patron. 8 deste kağıdı nasıl sayar? Nasıl onu bilmem. Alın şunları yukarı. Bir konuşalım bakalım. Tamam patron. Şimdi 6 gelmesi lazım. Emin misin? Eminim. Alayım. Abu, hakikaten altı geldi, biz kazandık. Ver, ver kurrup bir el, paralarımızı ver, kurrup bir el. Beyefendi, patron sizi görmek istiyor. Biz patronu falan görmek istemiyoruz kardeşim. Biz buradaki markaların hepsini önümüzde görmek istiyoruz. Hadi basın arabayı. Zorluk çıkarmayın beyler. Bacaklarınızı kırar, elinize verir, ölü götürürüz. Harbiden bu yapar. Her şeyi bilmek zorunda mısın Arif'in tarifini? Tamam kardeşim, geliyoruz. Sakın kağıt saydığını itiraf etme. Sadece şanslı, tamam mı? Şu markaları alalım abicim. Evet beyler. Söyleyin bakalım sırrınızı. Vallahi ne sırrı söyleyelim abicim. Tamamıyla şans.
Şans yani, bugün ben de paçadan akıyor ya. Evet abi, sadece şans yani. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bal gibi bir şey çeviriyorsunuz. Kağıt mı sayıyorsunuz siz? Yok abi, ne kağıt sayması? Arif ona kadar bile sayamaz değil mi lan? Aa, ne onu Cankuş ya? Ben 7'ye kadar sayamıyorum, takılıyorum ya. Bak söyleyeyim, 1... Kes! Anlaşıldı. Banyo, iyi geleceksin. Banyo? Vallahi çok iyi gelir banyo, harika olur. Son parkta donuma kadar terlemiştim abi, yiyor. Ben bu banyo olayında hayal kırıklığına uğradım. Umduğumu bulamadım yani. Söyleyin bakalım, sayıyor musunuz kağıtları? Yok be abi, ne sayması? Yani biz saygımızdan dolayı büyüklerimizi sayarız. Siz de bizim büyüğümüz olduğunuz için sizi de sayarız yani. Kağıt mağıt saymıyoruz biz. Şükrü! Bu deli abi, bunun acayip bir hafıza var. Hem bunu her şeyi sayıyor, her şeyi aklında tutuyor. Yavaş, sıra Cankuş. Hani söylediğin şey, kağıt saydığımız dönemi çektin hani. Haklısın abi, Arif'im de Arif'im. Elektriğini yiyince dilip dün kazandığınız parayı geri vereceksiniz. 50.000 dolar nerede? Tamam abi, vereceğiz de. Bende bir kaygana var abi. Hepsini yedi bitirdi. Başlatma kaynanamdan. Vereceksiniz paraları. Tamam, vereceğiz de abi. Paralar evde abi. Ben bir evi arayayım. İsterseniz böyle şey yapayım. Vereyim abi. Şükrü. Alo, kaygana, sen misin? Benim Sinan, hemen gülümü ver kaygana. Bana bak, kazandığımız paraları getirmezsen bizi öldürecekti. Aa, ne kadar iyi. Bir taşla iki kuş vuracağız desene. Hem paralar bizde kalacak, hem de Sinan damadımdan kurtulacağım. Ha, size iyi geceler. Kaygana, kapat bari. Manyak mıdır nedir? Abi ne olur bir kere daha arayayım, izin ver abi. Kaygana, bana bak. Ay, çabuk ver şu gülümü. Kardeşim, ne rahatsız edip duruyorsun ikide birde? Sapık mısın desin? Aa, kim arıyor anne? Aa, sen benim telefonumu mu açtın? Ay, kimse aramıyor yavrum, kimse aramıyor. Yanlış numara, yanlış insan. Anne, versene şu telefonu sen bana. Alo, kimsiniz? Gülümük, benim Sinan. Sinan, sen misin? Evet Gülübük, bana bak. Dün getirdiğimiz paralar var ya, onları hemen getirmezsen bizi öldürecekler. Arif'i de beni de öldürecekler. Hayatımız tehlikede. Şu anda tapancalar üzerimize doğru çevrilmiş durumda Gülübük. Çabuk olun Gülübük. Ya Sinan, sen yine ne işlere karıştın gözünü seveyim ya. Tamam, getiriyorum paraları. Anne, eğer parayı vermezsek Sinan'ı öldüreceklermiş. Ay, ben verecektim müjdeyi ama telefonu elimden alınca sürprizi kaçtı. Ay anne, sen ne diyorsun ya? Benim kocamı öldürecekler diyorum sana. Ya hemen sana niye laf anlatıyorum ki? Ben paraları alıp durağa gidiyorum, Sinan'ı kurtaracağım. Ya otur şuraya ya. Sinan etmez o kadar para. Bakarsın pazarlık yaparız. Hay Allah'ım ya, sen bana ne yaparsan ya? Ay bekle beni, ben dinliyorum. Kumara bulaşırsanız sonu budur işte. Aslında ikisi de hak etmişti bunu. Ay ben de aynısını söylüyorum Nuri Bey. Hak ettiyse alsın hakkını çocuk. Kurban olayım Nuri Baba. Ne olursun yardım et. Senden başka yardım isteyecek kimsem kalmadı çünkü. Nuri Baba, Sinan aradığında eğer polise haber verirseniz bizi öldürürler dedi. Tamam kızım, tamam. Siz olmasanız parmağımı bile oynatmam o hergeleği için. Bilesin. Bu vakada benim afiyelik yeteneğim çok işe yarayacak. Vallahi benim dayak yeteneğim de işe yarayabilir yani. Leyla, sen Tolga'ya haber ver evlat. Tamam Nurhan. Alo, Merve Hanımcığım. Arif abicimi silahlı adamlar rehin almışlar. Kumarhane parasını vermezlerse pışın diye kafasına sıkacaklarmış. Takip edin. Gülbinalılar geldi, yukarı çıktılar. Bir dakika. Ver.
Bu kağıtlar işaretli. Hileli bu kağıtlar, hileli. Böyle bir şey söz konusu değil efendim. Aa, vallahi billahi yakarız siz buraya. Ne, siz insanları kandırır mısınız be? Arkadaşlar, hepinizi kandırırlar. Haydi, paylaşın bu fişleri. Haydi bakalım, haydi. Kardeşim, efendi ol. Sonra gelin de konuşalım. Dışarıda ne konuşacağım senden be? Hiçbir yere gitmiyoruz, müdürümüzle görüşmek istiyoruz. Sabah tamam, gelin buraya bir güzel konuşalım. Haydi, gidelim buraya. Burada 40.000 var. 10.000'lerde. Abi vallahi elimizde ne kadar varsa hepsini getirdik. Beyefendi zaten 5 para etmez ki bu. 40.000 bile fazla buna. Abi ister istemez biz tabii bir miktarını harcadık bu paranın. Ama sen hiç merak etme. Biz Arif'im tarifimle çalışırız. Taksit öderiz. Sık şunları kafasına. Ne yapıyorsun abi? Müşteriler problem çıkardı. Niye getiriyorsun buraya? Sen geçsene bakayım şöyle. Niye getiriyorsun var mı sayın patron? Böyle kaliteli bir kumarhanede hile yapılır mı hiç? Kağıtlarınız şahitliydi. Çok ayıp ya valla. Al silahı polis. Alın bunu götürün. Alın bunu hemen çocuklar. Alın bunu da. Sağ ol Nuri baba. Osman Aga benim paralarımı alayım. Hadi oradan hadi. Bu ayı kulübüne gidecek. Değil mi kardeşim? Aynen. Ay çok korkuyorum. Ne olacak ya normal olarak? Hı, normal olarak korkma be hayatım. Hani bana kucak? Ay canım al sana kucak. Verdim kucak. Bir dakika. Yeter. Gel bakayım böyle. Sağ ol baba. Gel sen de bakayım. Bunlarla benim bir meselem var.